Bir daha. Tekrar. Kan. Kan. Ha, hayır hayır, heyecanlandın. Evet. Kan. Tekrar. K. Yine. Evet, harikasın. An. 10. Evet. 2. Harikasın. Kek. Keke. Harika. Ekle. Harikasın. Devam. 44 doğumluyum. Bir saat bile gitmedim okula. Çalıştım 55 sene dikiş diktim. Cahil cahil. Şimdi aklım başıma geldi boşa çıkınca. Çok zorluk çektim. Otobüse binemiyorum. Bankaya gittiğim zaman okuyamıyorum. Soru soruyorum. Benim sorduğum adam kalkıp gidiyor. Onu dedim ben ölene kadar öğreneceğim. Allah razı olsun. Öğrendim. Adımı yazıyorum, soyadımı yazıyorum. Otobüslere biniyorum. Daha ne içtin yavrum? Geçen sene 2 ay geldik. Değil mi? Bu ay 1 aydır geliyoruz. İşte hepsi tamamı 3-4 ay geldik. Öğrendim bayağı. Adımı yazıyorum. Arabalara biniyorum. Gideceğim yerleri biliyorum. Çok güzel oldu. Herkes öğrensin. Hiç bazı kınıyorlar da. Bu yaşta ne edeceksin diye. Toprağın altından girince adını soruyorlarmış diyor. Onu öğrenmek için gidiyorum diyor. Ayıplayanlara bile hiç takmadım. Çok güzel bir şey. Hiç kimse cahil kalmaz. Halk Eğitim Merkezi her yaşta yetişkinlere hitap etmektedir. Okuma yazma da bunlardan biri ve en önemlisinden biridir. Okuma yazmaya gelen öğrencilerimiz kendilerine bankaya gittiklerini isimlerini yazamadıkları için paralarını alamıyorlar. Otobüs numaralarını okuyamadıkları için binemiyorlar. Hatta bununla ilgili bir anekdot var. Öğrenci bakıyor, şoför o günkü şoförse biniyor, değilse bekliyor. Şoför değilse binemiyor çünkü okuyamıyor. Dolayısıyla okumak çok kıymetli bir şey. Bunu yaşayarak öğrenip, yokluğunu görüp okula gelmek bir gün bile devamsızlık yapmazlar. Çünkü zorluklarını çok çektiler. O yüzden herkes okusun, hangi yaşta olursa olsun, okusun. Okuma yazma kurslarımız en çok önem verdiğimiz kurslardan biridir. Şu an içinde bulunduğumuz sınıfta gördüğünüz üzere kursiyelerimiz çeşitli sebeplerle zamanında okuma yazma öğrenememişler, okula gidememişler. Şu an onlara okuma yazma öğretiyor öğretmenlerimiz. Ümit teyzemiz de onlardan biri, 80 yaşında. Ve yeniden dünyaya geldiğini söyler kendisi. Kendi başına çarşıya gidip gelebildiğini, otobüsleri görebildiğini, yeniden doğduğunu söyler ki gerçekten de okuma yazma kurslarımızın amacı da bu şekilde devam ediyor. Ve biz istiyoruz ki tüm okuma yazma bilmeyen bütün yetişkinlerimizi burada kurs faaliyetlerimizde görmek istiyoruz. Bu amaçla onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Elimizden geldiğince onlara her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Harika. 18, 20, 24, 27.